Merhaba sevgili seyirciler. Kayıp Zaman'da bu hafta seramik sanatının izindeyiz. Seramik ve insanoğlu çağlar boyunca beraber yürür. Her medeniyet kendi zenginliğini seramiğe yansıtır. Seramiğin tarihteki değişimini incelemek, insanlığın gelişimini izlemekle eşdeğerdir. Anadolu topraklarında doğmuş 8000 yıllık bir gelenek olan seramikle Türkler arasında her zaman özel bir ilişki oldu. Selçuklularla gelişip Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan bu eşsiz yolculuğu seramik sanatçısı Yıldız İbram'dan dinliyoruz. Sevgili seyirciler, yanımızda Yıldız İbram var. Yıldız Hanım, seramiğe nasıl başladınız? Kendi bilmeye başladığımdan beri seramiğe başladığımı söyleyebilirim. Çocukluğumda her bir çocuğun ev ve bahçesi olduğu gibi bahçemizdeki toprakla küçücük çömlekler yaparak başladığımı övünebilirim. Bunu bu şekilde söylemekte abartmadığımı bilimsel açıdan da üstüne basa basa söylüyorum. Zaten seramiğin ana malzemesi içeriği topraktır. Kil çeşitiyle sonradan bizim benim biraz daha büyümüş halimle çömlekçilerin yanında yer alarak küçücük çömlekler yapmaya başlayarak devam etti. Babam istedi diye hukuk okudum ve iyi ki okumuşum. Hakikaten o benim şimdiki yaptığım mesleğimde de bağlantısı bulunmakta ve onunla beraber seramiğe devam edip cam, metal ve seramik bölümünde yüksek yapmaya devam ettim. Bunun yanı sıra ara ara çocuklara da bu sanatı göstererek onları toprakla tanıştırdım. Daha sonraya gençlerimizi atölyemize çekerek devam ettik. Dolayısıyla hep seramik içerisinde bulundum. Hep bu sanatta iç içeydim ve bunu mümkün olduğunca dışarıya verebilmek adına birçok çalışma yaptım. Çok güzel, hukuk okudum dediniz. Özellikle ülkemizde hukuk okumanın avantajı muhakkak çok fazladır. Gerçekten de o çok önemli. Onu biraz tırnak içerisine almak istiyorum ve başa dönüyorum. Acaba seramik ilk ne zaman ortaya çıktı? Evet, bu gerçekten kilit bir soru ve anlatılması gereken. Seramik bizim topraklarımızda, bu Anadolu'da Selçuklular döneminde başladı. 12. yüzyıl ve 12. yüzyıl sonlarından devam ederek Osmanlı dönemine devam ederek farklı yorumlarla İznik'te saray sanatçıları tarafından motiflendirilip nakkaşlar tarafından bezenip onlar duvarlarımızda çinilerle günümüze kadar görülmekte. Dediğim gibi 12. yüzyıldan beri günümüze kadar devam eden bir sanat. O süreç içerisinde dönem dönem farklı renklerle, farklı motiflerle, farklı formlarla gelişen günümüzde bu sanatı dışarıya yansıtmak, verebilmek. Çocuklarımızı veya yabancılara da bunu atölyemizden göstermek bizim açımızdan çok büyük bir gurur. Peki en parlak dönemini ne zaman yaşadı? Bazı sanatlar için mesela Kanuni çok önemli ve özel bir dönemdir. Aynı şey seramik için de geçerli mi? Mutlaka. Osmanlı dönemi 16. yüzyılın tam ortasıdır. Çini sanatının doruğa ulaştığı dönemdir. O dönemde İznik veya mercan kırmızısının kullanıldığı ve çiçeklere yansıdığı bir dönemdir ki o zaman en canlı halleriyle, en güzel halleriyle görünen çinilerimiz vardır. Bu sanatı o dönemin tekniğiyle günümüzde yorumlamak, çalışabilmek bizim için ciddi anlamda bir mirastır. Bunu neden diye sorarsanız,
birçok ülkenin kendine ait bir çömlek sanatı vardır veya seramikleri vardır, gelenekseldir. Fakat bu kadar canlı, bu kadar zaman içerisinde dayanabilen, renklerin altında derinliği kazandırıp kırmızı halleriyle yeşili, maviyi, moru güzel bir kombinasyonla açığa çıkarmak hakikaten o dönem için muhteşem bir şeydi. Günümüz için ne kadar zor olduğunu görerek bunu daha iyi anlıyoruz. Fakat dediğim gibi hakikaten çok şanslıyız. Ve kendimi bununla beraber herkese göstermek, tanıtmak benim için çok büyük bir değerdir. Şu anda Yıldız Seramik'in içerisindeyiz İstiklal Caddesi'ndeki ve gerçekten de o renk, o büyülü ihtişam hemen içeri girer girmez zaten şöyle bir yüzünüze vuruyor. Çok özel bir sanat seramik. Peki şimdi birçok sanat için böyle o Kurtuluş Savaşı'ndan sonra herkes kendi derdine, ülkeyi kurtarma derdine düştüğümüz için birçok sanat sekteye uğradı. Muhakkak seramik için de aynı şey geçerli olmuştur. Ne zamandan itibaren 20. yüzyılda diyelim tekrardan şöyle bir silkelendi, canlandı ve o ivmesini aldı? Cumhuriyet döneminden hemen sonra Cumhuriyet döneminde Kütahya'daki çömlekçiler bunu başarabildiler. Tabii renklerin nüanslarını tam olarak yakalayamayarak da olsa hakikaten bu sanatın günümüzde tekrar bu canlı haliyle çalışılabilmesine çok büyük destekleri, faydaları olmuştur. Fakat İznik ve Osmanlı, İznik'te gelişen ve 16. yüzyıllarda doruğa ulaşan Çin'i sanatının 18. yüzyılda tamamıyla bittiğini, Kütahyalı seramikçiler tarafından devam edildiğini, günümüze kadar da bu canlı haliyle İznik'te diğer bu seramik sanatına gönül vermiş olan insanlarla güncel haline gelmesini sağlayan yine Kütahya'daki sanatçılardır. Az önce turistler geldi buraya, içeri girdiler, incelediler ve bayağı birçok şey alıp çıktılar. Hem turistler hem Türkler için seramiğe ilgi nasıl? Oldukça fazla. İlk Çin'i sanatıyla uğraşmaya başladığım yıllarda Türk halkımız tarafından bu tahta mıdır gibi sorularla karşılaştığımda şaşırdığım çok olmuştu. Fakat artık birçok yerde dekor olarak yer verildiği zaman gündelik yaşantımıza da girdiği haliyle porselenlerin üzerindeki motiflerle de artık Osmanlı dönemi tanıtıldığı için herkesin İznik'in ne demek olduğunu ya veya Çin'i sanatının ne demek olduğunu çok iyi anlayıp özellikle ismiyle aramaya gelen var ve bu hakikaten çok büyük bir aşamadır. Yıldız Hanım, seramik nasıl yapılıyor? Kolay değil tabii. Seramiği ilk etapta çamur haliyle hissetmek gerekiyor. Ardından formu gerçek haline getirmek için kalıp veya kalıplar kullanıyoruz veya çömlek tornalarımız var. Avanos'taki çömlek ustalarının yapmış oldukları çömlekleri gibi aynı şekilde biz de burada form yapıyoruz. En ufak vazodan nar veya bir form keçi haline dönüşebiliyor aynı şekilde çömlek tornasında. Motifleri belirledikten sonra o çamuru elinize alıyorsunuz. Ne hissediyorsunuz yaparken? Onu birdenbire nasıl şekilleniyor ve ortaya çıktığındaki hisleriniz neler? Güzel söylediniz.
bütün olmak zorundasınız. Bütün olduğunuz anda zaten sizinle beraber seramiğe şekil vermiyor oluyorsunuz. Siz seramikle beraber şekil almış oluyorsunuz. Gerçekten bu çok derin ve yaşanılması bir duygu. Belki çok fazla bir şey anlatmamıştır fakat atölyemize gelip bizimle beraber çalışan en küçük yaştan olan çocuklar bile, en büyükler de öyle, gerçekten bu seramiği çalışarak büyülenerek buradan çıkıyorlar. Ben bugün çok mutluyum, çok mutluyum anne diyen ve kapıdan çıkan çok çok çocuklarımız var. Dediğim gibi form vermek başka bir dünya, onu pişmiş hale, ateşe verdikten sonraki haliyle onu dekorlamak ise gerçekten çok çok farklı bir bakış açısı açıyor. Orada o forma uygun, ruh halinize uygun motif düşünmek gerekiyor, desen düşünmek gerekiyor, renk bulmak gerekiyor. Dolayısıyla dünyanız oluyor. Bunun dışına çıkmak ise çok zor. Her adım attığınız yerde artık onunla yaşıyorsunuz, onunla soluk alıp veriyorsunuz. Bu böyle. Biraz kullandığınız malzemelerden bahsedelim. Mesela burada ortaya çıkarmaya başladığınız eserler var. Arkada görüyoruz. Belirli bir aşamaya gelmişler. Bu aşamaya gelene kadar hangi malzemeleri kullanıyorsunuz? Neyi neye katıyorsunuz? Genel olarak malzemenin içerisinde kullanılan çamurlarımız hep gelenekseldir. Kaolen içeren çamurlar kullanıyoruz. Osmanlı döneminde kuartz ağırlıklı taş, çini diye bilinen günümüzde malzemeler kullanıyoruz. Onlar biraz daha yüksek derecede ve daha dayanıklı malzemelerdir, çamurdur. Onları şekillendirdikten sonra fırın aşamasında da farklı farklı derecelerde pişme süreçleri vardır. Dolayısıyla her çamuru, her kili tanımak da başka bir alan. Bu da sanatımızın güzelliği diyelim. Yavaş yavaş zaman içerisinde hangi çamurla, hangi kille, kaç derecede nasıl çalışılır öğreniyorsunuz. Pekala, şimdi buraya geldik. Şu anda elimizde ne var, ne yapıyorsunuz? Elimizde küçük bir serçe kuş var. Kuşları çok seviyorum. Hakikaten sevimlidir her halleriyle. Ve onları bu gerçek hayatta imiş gibi o zıplar hallerini verebilmek çok farklı bir haz veriyor. Dolayısıyla onları çizerken ya da onları çalışırken esasında geleneksel teknikle çalışmak gerekiyor. Artık elimize alıştı ki bu çizgilerimizi belirlemek için kömür tozu kullanmıyoruz eskiden kullanılmış olduğu gibi. Ardından boyamasını da toprak içeren ve kendi seramik malzemesinin içerisinde bulunan aşağı yukarı aynı malzemeyle uyum sağlaması açısından sadece renklendirilmiş ve biraz daha sulandırılmış haliyle boyalarımız var. Su bazlıdır hepsi. Onları boyuyoruz. Onların özellikleri mat bir hal almaları, onları seramiğe ya da bu pişmiş çamura uyguladıktan sonra emici bir malzeme oluşu nedeniyle anında rengi içine alıp canlı bildiğimiz camsı bir hal bırakmıyor. Dolayısıyla öncesinden piştiği anda ya da fırına gireceği ve çıkacağı andan sonraki halini çok öncesinden düşünüyor olmanız gerekiyor. Bu ne demek? Kırmızı, burada gördüğünüz gibi ne kadar canlı bir kırmızı olduğunu size fikir veriyor mu bilmiyorum. Pembemsi bir hal. Yalnız bu bildiğimiz kan kırmızı veya İznik'te mercan kırmızısı diye bilinir. O hale dönüşmesi için o yüksek ateşin
etkisiyle ve üzerine uygulayacağımız daha sonraki sır dediğimiz silis ağırlıklı malzeme ile kaplama ile o canlı hale dönüşüyor zaman içerisinde yaklaşık 13, 14, 15 saat fırında kaldıktan sonra. O zaman fırına geçmeden önce farklı bir renk, bazı renkler. Siz düşünüyorsunuz, ayarlıyorsunuz o renkleri. Fırından sonra bambaşka güzellikte bir şey ortaya çıkıyor. Çok güzel. Bu sırlı hali mi kuşun? Hayır, bu sırsız tamamen. Sırsız. Hiç dekorlanmamış. Çamur halinden form haline dönüşülmüş. Üzerine astar, yine çamurun kendi malzemesinden alıp uyguladığımız bir sıvı var. Onu fırınlıyoruz 50-1100 dereceler arasında yaklaşık 13-15 saat arası pişiyor. Ardından bu bisküvi haline geliyor. Bisküvi dediğimiz pişmiş ilk pişirim halidir. Pişirim gördüğü haldir. Ardından üzerine dekoru uyguluyoruz. Dekordan sonra üzerine sır döküyoruz veya artık farklı bir uygulama tekniği varsa formuna göre bir yapıyoruz. Sırrı kullanıyoruz. Ardından fırınlıyoruz. İkinci fırında ise daha düşük derecede 905 ile 920 arasında bu geleneksel seramiklerde, geleneksel Çinlerde uygulanan derecelerdir. Tekrar bir pişirim görüyor ürünlerimiz. Ve ardından canlı halleriyle onlara kavuşuyoruz. Osmanlı'da daha çok dini öğeler ağırlıkta olduğu için karanfildir, güldür, daha Allah'ın ve peygamberin çiçekleri ön planda kullanılmış. Günümüzde modernleşmesi ve farklılaşması, daha ileriye gitmesi çok önemli. Bu açıdan gerçekten size güveniyoruz, seramik sanatçılarına, ve ileriye götürdüğünüzü ve götüreceğinizi de görebiliyoruz. Peki çiçeklerimizi yapmaya devam ederken sormak istiyorum. Burada siz atölye çalışmaları da yapıyorsunuz, yeni seramik sanatçıları yetiştiriyorsunuz. İlgi nasıl? Oldukça fazla. Hiç ummadığımız yaşlardan bile, daha önce de anlatmıştım. Annelerine, babalarına, çocuklar mutlaka beni bir seramik atölyesine götürür müsün diye elinden çekiştirip buraya kadar veya başka atölyelere götürdüklerini çok iyi biliyorum. Hep oluyor. Seramiğin veya bu sanatın veya herhangi bir sanatın zaten yaşı yoktur. Yani seramik sanatının şöyle bir güzelliği var. Hakikaten elinizi çamura değdirdiğiniz anda bir daha onu bırakmak zor geliyor. Bu bağımlılık yapıyor demek doğru söz müdür bilmiyorum. Fakat bu gerçekten insanı tekrar kendine çeken bir sanattır ve bunu hiçbir şekilde, kendi hayatımdan da örnekler vererek bunu bırakamıyorsunuz. İstese alacağınız eğitim çok farklı olsun veya çok farklı bir iş alanınız olsun, mutlaka seramik sanatı size geri çağırıyor. Ve onu işinizle beraber çok güzel bir şekilde götürebiliyorsunuz. Diğer yandan sizi mutlaka hayatın zorluklarından, stresinden, sıradanlığa girmiş her bir sorundan çekip içine aldığı anda hiçbir şekilde başka bir şeye ihtiyaç duymuyorsunuz. Sanırım bu daha önceki ve çok eskiden seramik sanatı ya da porselen işleme sanatı başladığı anlarda mutlaka bu neredeyse bir meditasyon haline gelmiş bir çalışma içerisine çektiği için vardır bunun bir bağı, ki günümüze kadar devam ediyor ve hiçbir şekilde hiç kimse üşenmeden buna devam etmeyi istiyor.
toprakla oynamak, onunla bir şeyler yapmak negatif enerjiyi de alır derler zaten. Hatta çok problemleri olan, işte negatif enerji, stresli yaşayışı olan insanları toprağa bassınlar. Derler ki rahatlasınlar, bu açıdan da önemli. Belki biraz da ondan. Diğer sanatlara artı olarak, mesela tesip ya da hat sanatında da muhakkak bir kendi kendine kalış, bir yukarı çıkış, iniş, bir şeyler, bir hisler oluyor ama toprakla oynadığında daha da bir artı var muhakkak ki bu açıdan. Dokunmak çok başka bir şeydir. Dokunduğunuz malzeme canlı bir malzemedir. Ona şekil vermek sizi kendiyle bir olmanın da dışında kas gelişmeniz, yani kaslarınızın çalışmasına çok faydası oluyor. Çocuklarla ve çocukların kas gelişimi bu yüzden çok önemli. Küçükken plastelin gibi malzemelerden formlar yaptırılıyor, fakat çamurla form yaptırmak çok başka bir artı katıyor tabii ki çocuğun gelişiminde, kas gelişiminde. Özürlü çocuklarla seramik çamuruyla çalışmak, çömlek yapmak çok büyük bir artı. Bunu kendimizce burada atölyemizde hep denedik, hep çalıştık. Ve hep de iyi yönde, daha da gelişmekte olan çocuklarımızı gördük. İstiyoruz ki bu sanat bütün okullarda geleneksel halinden çıksın. Bu sıradan bir resim sanatıymış gibi kağıtla kalemle nasıl her bir şeyi çizebiliyoruz. Her bir okulda bir fırın olabilsin. Her bir çocuk, bir küçücük de olsa, bir yaprak yapabilsin. Onu pişirebilsin ve o kalıcı bir şekilde, o kalıcı bir form haliyle belki boyanmış, belki boyamamış haliyle evinde büyüyene kadar saklayabilsin. Haklısınız. Okullarda olması bu tarz çalışmaların çok önemli ki çocuk sanata yatkın mı değil mi onu anlayabilsin. Sadece önüne kalemi kağıdı koyduğu zaman resim dersinde hadi çiz dediğinde o olmuyor. Aslında gerçekten bir yeteneği olabiliyor çocuğun ama belirli bir tekniğin gösterilmesine ihtiyaç duyabiliyor. Nereden başlayacağını bilemiyor. Böylece belki de çok iyi ressamları, çok iyi seramik sanatçıları ya da başka sanatçılarımızı daha başlamadan kaybediyoruz. Doğru. Hiçbir şekilde hiçbir şey göstermemekte fayda var ilk etapta. Malzeme ile o küçücük canı veya daha sonra belli bir yaşa gelmiş olan bir insanı önce baş başa bırakmak gerekiyor. Kendiyle arasındaki o bağı kurduktan sonra mutlaka elini alıp bir şeyler yapmak isteyecektir. Olmadı, küçücük bir top bile onu kendi şekillendir dediği onu mutlu edecektir. Seramik yapmak hakikaten kendi hayatımdan yine söylüyorum, örnek vererek, ben hukuk mezunuyum. Seramik alanında cam metal bölümünde de yüksek yapıyorum, master. Küçüklüğümden beri annemle babamla veya okul kamplarında gezilere giderken mutlaka çömlekçilerin yanında yer alırdım. Veya seramik çalışılan salaş ve kötü yerlerde bulunup orada bir şeyler şekillendirmeye çalışırdım. Kendimi orada bulurdum. Diğer yandan seramiğin bir özelliği daha var ki içine çektiği anda size katacağı o ruhla mutlaka yetişkin olarak belli bir yaşa geldiğinizde ya da ergen olmaya başladığınızda daha dik ve yaşamınızdaki çizgiye anlam vermenize yardımcı oluyor. Bu bir nevi toprakla olan birebir bağınızı sağlıyor. Bunu kendim de yaşadım. Ve biliyorum ki benimle beraber olan ve gelişen birçok arkadaşım, yakınım da aynı şeyi yaşadılar. Dolayısıyla herkes bunu yaşamak zorunda diye düşünüyorum. Neden? Ciddi ve bilinçli gençler yetiştirmek adına önce bu ruhla iletişim sağlamalarını o ortamı vermeliyiz. Sır aşamasına geldik. Bakalım nasıl yapılıyor?
Tabii sır aşaması en kalıcı ve belirleyici aşamadır. İstediğiniz kadar dekor yapın, form yapın. Onun bütün haliyle gösterecek olan onun üzerindeki renkleriyle beraber o parlaklığı, camsı hali sırdır. Zaten onun eser halinden onu gerçek haline getirmesinin arkasındaki sır da bu sırdadır. Çin'i sırrı yazıyor üzerinde. Evet, birçok sır çeşitleri vardır. Biz geleneksel çalışıyoruz. Çamurumuz, boyamız Çin'iye uygun ve Çinliler için uygun olan yapılarda boyalar olduğundan onların üzerine uygulanacak ancak aynı türden malzeme olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu da toprak gibidir. Hafif ıslak, nemli. Merak ettim. Bir elleyeyim bakayım. Yarı nemli. Topak topak. Bunun hiçbir şekilde topak olarak kalmayacak bir kıvam hazırlayacağız. Onu daha öncesinden eritmiş olduğum, tabii ki her bir malzemenin tozunda daha öncesinde eritmiş olduğum da silisin veya selüloz veya CMC diye bilinen teknik terim olarak erittiğim, suda erittiğim toz var veya yapışkan diye biliniyor halk dilinde. Yani sırrın, bu tozun Çinlinin ve boyanın üzerinde hepsini birbirlerine sabitleyecek olan silistir. Hamur yapar gibi. Evet, bir çeşit hamur yapar gibi ama bunun kıvamı ayran gibi olmak durumunda. Ayrandan biraz daha kalın hali ya da krep hamuru demek daha doğru olur belki. Seyircilerimiz hatırlarlar, bazı sanatlarda tesipte ya da katıda buna muhallebi diyorlar. Evet. Yapıştırıcı. Her sanatta farklı farklı duruşları, adları var demek. Evet, bunun da bu şekilde aynı şekilde muhallebi kıvamı. Belki dediğiniz daha doğru. İyice karıştırıp hiç en ufak kum tanesi kalmayacak şekilde eritmek gerekiyor. Gördüğünüz gibi Çin'in sırrı hazır. Tam da bir daha öncesinde anlattığımız gibi muhallebi kıvamında mutfak terimleriyle konuşuyoruz. Şimdi kuşumuzu daha öncesinde kırmızıya boyamış olduğum laleli ve karanfilli kuşumuzu sıralayacağız. Kah dökme usulü, kah içine batırıp çıkarma usulü tekniği. Bunlar hep geleneksel tekniktir. Bakmayın modern kaseler kullandığımıza. Bembeyaz sırladı kuşumuzu. Evet, yani desenimiz ve kuşumuz tamamıyla sır olmuş oldu. Ve onun süzülmesi üzere bir şekilde daha sonraya elimizin değmeyecek şekilde. Evet. Kurumaya bırakıyoruz. Bir 10 dakika, 15 dakika kuruma süresi vardır. Ardından altını güzel bir şekilde temizleyerek ki o sır eridiği anda fırının rafına yapışmaması gerekiyor. Yoksa o cam kesinlikle raftan hiçbir şekilde ayrılamıyor. Kuş ise orada yapıştırılmış haliyle kalır. Paramparça olur, sökemeyiz. Dolayısıyla altını çok iyi, nemli, ıslak bir süngerle temizledikten sonra fırın rafına yerleştirebilir. Daha öncesinde yapmış olduklarımızı da gösterebiliriz isterseniz. Şurada iki tane kuşumuz var. Fırından çıkmışlar, hazırlar burada. Müzik.
girdikten sonra fırına böyle parlak, güzel oluyor. Renkleri de değişiyor duruma göre. Evet, canlanıyor. Eğer gerçek ve tam yani onları yansıtacağı söz ile anlatmak gerekiyorsa, daha öncesinden boyamış olduğumuz ve sırladığımız ve kurumaya bırakmış olduğumuz farklı formlarda kuşlarımız da var. Onları ben fırına yerleştireceğim ve daha sonraya pişmiş halleriyle fırından çıkarmış olacağız. Öncesinde boyamış olduğumuz ve sırlamış olduğumuz kuşları seramik fırınına yerleştireceğiz. Bu seramik fırınımız 1100 dereceye kadar çıkan fırın tipidir. Porselen pişiremeyiz fakat fırınlayamayız. Fakat seramik ve çini veya kuarts altyapı olan malzemeli çalışmalarımızı burada çok sağlıklı bir şekilde pişirebiliyoruz. Kapağını kapattıktan sonra fırını çalıştırıp 1000 derecelere yakın bir pişirim süreci başlayacak. Bu yaklaşık, tabii fırında olduktan sonra içindeki kütleyle beraber, yaklaşık 13 saat ile 18 saat arası bir süreçtir bu. Onların altındaki renkler, sırla birbirine karışması, çamurun gelişmesi, bu süreçle beraber o hale dönüşmesi, o zaman ve yüksek ateşin verdiği etkiyle beraber o ortaya çıkacaktır. Kapağını açtıktan sonra bu belli olacak. Veya kırılabilir de, çatlayabilir de, onların riski de böyle bir şey. Fakat güzelliği de orada. Toprak suyla karışır. Ardından insan kendini katar hamura. Sevgiyle, emekle yoğurur. Ruhla şekillenen toprak çeşit çeşit figürle süslenir. Birbirinden güzel renklerle bezenip ateşle buluşur. İnsanlığın göz bebeği seramik, ait olduğu kültürlere yüzyıllardır ayna tutuyor. Yıldız İbrahim gibi sanatkarlar sayesinde de gelişmeye ve bizi büyülemeye devam edecek. Programımızın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.